Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte Aurora Network'ü Metamask uzanımıza adım adım detaylı bir şekilde kurulumunu yapacağız. Daha sonrasında da bu ağa kripto para veya coinleri nasıl göndereceğimizi göstereceğiz. Vakit kaybetmeden hızlı şekilde videoya başlayalım. Öncelikle Aurora Network ne işe yarıyor hemen onunla bakalım özet bir şekilde. Near protokolü üzerine gerçekleştirilmiş katman 2 çözümü. Peki buna niye ihtiyaç duydular? Özellikle son dönemde Ethereum ağı üzerindeki geliştiricilerin oldukça fazla olması ve birçok merkeziyetsiz uygulamanın Ethereum üzerinde çalışıyor olması diğer ağlarda bu geliştiricileri üzerine çekme isteği doğurdu. Bunu da gerçekleştirebilmek için farklı çözümler ürettiler ki Near Protocol Aurora Network bu çözümlerin en başında geliyor. Yaptığı işlem Near Protocol ile Ethereum'u birbirine bağlayarak oradaki hem geliştiricilerin hem de merkeziyetsiz uygulamaların Near Protocol üzerinde çalışmasını sağlamak. En özet haliyle bu şekliyle sizlere gösterebiliriz. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız da sağ üstte Near ekosistemi ile ilgili yaptığım sepet videosunda detaylarını bulabilirsiniz. Oradan da videoyu izleyerek tüm detaylarını ve geleceğiyle ilgili düşüncelerimizi de oradan öğrenebilirsiniz. Burada unutmadan Near protokolün kendine ait bir cüzdanı olduğunu ve Aurora Network'ün Metamask'ta çalışmasına rağmen Near protokolün Metamask üzerinden çalışmayacağını da belirterek hemen kuruluma hızlı bir şekilde geçelim. Kurulum için öncelikle Metamask cüzdanımı açıyorum. Burada gördüğünüz gibi Ethereum Mainnet üzerinde Metamask cüzdanım duruyor. Ben burada ağ eklemek istediğimde şu kısmından hemen ağ ekle bölümünü seçiyorum ve beni yeni bir sayfada Metamask'ımı açıyor. Burada benden istediği parametreleri aşağı açıklamalar kısmında bu yazıyı eklerim, oradan bulabilirsiniz. Hem de bu yazıyla siz de rahat bir şekilde Metamask kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi istediği parametrelerin hepsini yazalım. Öncelikle ağ ismini istiyor. Hemen geçiyorum ve ağ ismini yapıştırıyorum. Burada kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Önemli olan buradaki boşlukları vesaireleri orada dikkat etmek ve silerek devam etmek. Şimdi URL'sini de yapıştırdım. Benden zincir kimliğini istiyor. Hemen zincir kimliğini de yapıştırıyorum. Şimdi benden ID'sini istiyor. Kullanıcı kimliğini, sembolünü. Hemen bu şekilde Ethereum'u alıp buraya yapıştırıyorum. Aurora Network'da olsa ana coin gene Ethereum olarak geçiyor. Ve bu şekilde de sembolü Ethereum olarak belirtilmiş. Gezgin URL'sini istiyor. Bunu da hemen kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi bakın boşluk olduğu için bana hata verdi. Boşluğunu siliyorum ve hatayı düzelttim. Şimdi kaydet diyorum. Ve artık Metamask cüzdanıma Aurora Network'ü kurdum. Şimdi hemen size farklı bir özelliği olan buraya kripto para coin'leri nasıl göndereceğiz onu anlatalım. Öncelikle CoinMarketCap'e gelip market kısmına baktığınız zaman Gate.io'da, Huobi Global'de, MXG gibi borsaların hepsinde olduğunu görüyorsunuz. Fakat burada not edelim, buradaki borsaların hepsinden ERC20 yani Ethereum ağına gönderebiliyorsunuz Aurora Network'ü. Bu da bizim için problem çünkü biz Aurora Network'ün kendi ağına yollayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen size gösterelim. Aşağı açıklamalar kısmına da bunun linkini bırakırım. Rainbow Bridge üzerinden Ethereum ağınızdaki Aurora Network coinlerinizi ya da kendisini siz direkt Aurora'nın kendi ağına geçirebilirsiniz. Burada yapacağınız işlem basit bir köprü işlemi. Burada göndermek istediğiniz miktarı seçip gönder dediğinizde Ethereum üzerinde olan Aurora Network'ün kripto paralarını kendi network'üne geçirebilirsiniz. Bu şekilde de Aurora Network'ün kendi ekosistemi içerisinde coinleri kullanıp swap benzeri işlemleri veya Near protokoldeki diğer işlemlerin hepsini de yapabilirsiniz. Tekrardan burada hatırlatıyorum. Near protokolün kendine ait bir wallet olduğu için Metamask üzerinden kullanılmaz. Sadece Aurora Network Ethereum'la bağlantıyı sağladığı için Metamask üzerinde kurulup orada işlemlerini gerçekleştirebilir. Diğer bir özelliği de Aurora Network'ün komisyon ücretleri oldukça düşük olduğu için bunu da alternatif çözüm olarak siz networklerde kullanabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Soru, görüş ve yorumlarınız için ister bizim Twitter veya Telegram kanallarımızdan, isterseniz de aşağı yorumlar kısmına yorum yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.